Ya ben sana bir soru sordum. Ben sana bir soru sordum. O anketi bir daha ekrana getirin. Galatasaraylılara soruyorum Evren Turan. Ey Evren Turan. Sor abi sor. Beşiktaş bu sene 16. şampiyonluğunu mu kazandı? Ey Emre Bol. Beşiktaş 21. bu sene 21. şampiyonluğunu. Koşarlar salacaklar abi. Onu peşinden. Emre Bol 21. şampiyonluk bir diyor. Bir bu şampiyonluğu Evren alsın da. Evren Turan 16 diyor. Bu, yok ben öyle bir şey demiyorum. Bu dedin, şampiyonluğu bir alsın dedin, da. Dedin biraz önce dedin. Demedim. Şampiyon öyle. Beşiktaş en büyük Beşiktaş dedin. İçeride Beşiktaş'ın golünde ayağa kalktın. Ya sen de niye? Yardım Allah aşkına. Maçı seyrederken böyle bir anda uçtun. Niye kalkayım ya benim Galatasaray merkezi biliyor. Ne güzel dedim Beşiktaş gol dedim. Ya Beşiktaş hak ettiyse de alkışlarız biz öyle adamız. Bol bol yani anket şey arkadaşlar. Ama senin şimdi, yaptığın algı doğru değil. Cenk daha lig bitmemiş şampiyonu söylüyorsun. Niye? Şampiyon daha nerede şampiyon, şampiyon abi? Şampiyon Beşiktaş. Bitti mi lig? Bitti tabii. Ha öyle belliydi yani. Psikolojik olarak. Biliyordun bitti. Sen zaten bize ondan birimize düşürdün. Hayır lig bitti. Şampiyon. Tabii ayarladın şöyle, o zaman. Nasıl? Her şeyi hakemlerle konuştun. Onu yo, yaptın. Anlat işte. Ben söylüyorum. Bugün Alper Ulusoy yoktu. Halil Umut Beler vardı. Yarın Halil Umut Beler var. Ben 3 hafta önce Fenerbahçe şampiyon olacak diyordun. 2 ay önce Galatasaray diyordun. Her şeyi söylüyor oldu. Abi. Her şeyi söylüyor. Ben, siz arkadan bana, bizi öyle gazladı siz gazladı. Bak verin. Gazladı gazladı. İki lop lazım. Tek loplu olmuyor. Bende 4 lop var dop. Tek lop olduğu zaman değil mi Bışar? 2 lopu da kullanman olmaz. Gerekiyor. 2 lopu da kullanman lazım. Gerekiyor. 2 lopun kullanılması şart. 2 lopu kullanmanız lazım. Tabii. Yani, ama yarım lop bile kullanamayanlar var. Var. Var tabii var. Canım. Yarım değil 4'te 1 bile var. 4'te 1 ya genelde 2 lop herkes kullanır ama ya. Bazılarında 3 lop da var ama mesela anladın mı? Lop lop gidiyor bazıları da yani. Şimdi. Erto. Canım. Bak şimdi şu maça geçelim. Maçı Cenk Tosun'a geçelim mi bak, biz Cenk Tosun'a? Cenk Tosun'a bir geçmiş olsun. Cenk Tosun'a geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Hocam Cenk Tosun'un şu el meselesini bir anlatır mısın? Ya Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve diğer hakemler senin aleyhine tweetler atmışlar. Ama senin attığın tweet, topu gelsin diye hocam ben de. Topunuz gelin. Evet. Şimdi. Yazın alta Deniz Ateş Bitler. Erman Toroğlu kim? Ahmet Çakar kim? Kim mi? Öyle dedin. Tanıyorum ya hepsini ben. Onlar da kim dedi? Erman'ı sever misin? Evet, görüntüsü ekrana getirelim. Erman'ı evet, sever arkadaşlar, misin diye. Bunu Erman'ı şimdi, sever misin diyor. Yani. Bu pozisyonu abi, biraz kural çerçevesinde açıklayalım da insanlar evet, biraz aydınlansın. Anket yapın arkadaşlar bol bol. Bütün programlarda biz atak başlangıç fazından bahsediyoruz. Atak başlangıç fazı nedir? Atılan bir golün öncesinde bir takım ihlal yaparak atağa kalkıyorsa, ani bir atağa kalkıyorsa ve golle sonuçlandırıyorsa... VAR devreye girer ve pozisyonun incelenmesini ister. Ceren'in fotoğrafını hemen içeri atıyorum. Burada önce el var mı yok muyu konuşalım. Eğer burada Cenk'in sol eline top çarpmış olsaydı ve sadece onu değerlendirseydik. Oyun kurallarında diyor ki kısa kollu formanın başladığı yer baz alınır. Cenk'in ilk pozisyonda sol kolunun bu bölümüne yani kısa kollu formanın bölümüne çarpıyor. El olarak değerlendirilmemesi daha doğru olurdu. Kural çerçevesinde ama buradan sektikten sonra sağ koluna bir teması var. Sonuç olarak pozisyon aslında sadece el. Bu olsa el değil mi? Sadece sol koluna çarpmış olsaydı el değil. Şu anki görüntüde de sağ kolundan sağ bir sekme çarpıyor. Var. Bilardo gibi. El oluyor ama buradan sonra top Cenk'in önünde kalıyor. Erzurumsporlu oyuncu topu alıyor. Arkadaşına pas atıyor. Arkadaşı topun hakimi oluyor ve topu sürüyor. Sürdükten sonra da kaptırıyor. Atak başlangıç fazı. Sona eriyor. Çünkü Erzurumsporlu oyuncular kendi aralarında paslaşıyor ve topu kaptırıyorlar. O andan itibaren Beşiktaşlıların Erzurumsporlu oyunculardan topu aldığı andan itibaren herhangi bir ihlal var mı yok muya bakılır. O andan itibaren de bir ihlal yok. Top Gezal'a geliyor. Gezal mükemmel bir vuruşla golü atıyor ve VAR inceleme tavsiyesinde bulunmuyor. Kural çerçevesinde bu gol geçerli. Şimdi bu pozisyonu bence değil. Daha önceki maçlarla kıyaslıyorlar. Şöyle bir durum söz konusu. Atak başlangıç fazı eğer pozisyon ceza alanı içerisindeyse ve defans oyuncuları topu can havliyle uzaklaştırmaya çalışıyorlarsa atak başlangıç fazı bitmiş sayılmıyor. Galatasaray Alanyaspor maçında evet. Örnek veriyorlar. Berlanda orada defans tamamen hakim olamıyor ama ceza sahası içerisi bu atak başlangıç fazı dışında tutuluyor. Halen top atakta sayılıyor ve can havliyle uzaklaştırılıyor. Galatasaraylı oyuncular topu aldığı için de pozisyonun devamında incelemeye alınması doğru. İki pozisyon yani elma ile armudu karıştırmayalım. Bir tanesi orta sahada olan bir pozisyon.
Erzurumsporlar hakim oluyor, aralarında paslaşıyor, aradan zaman geçiyor ve top kaptırılıyor. Hocam ellerine çarpmıyor diğeri, burada kollarına? Burada el var zaten. Versin abi, gördüğünü niye vermiyor o zaman? Bırak burada golü molü. Eli değerlendirip başlangıçta faulü çalsa, gördüğünü eli versin zaten o zaman. Bunları tartışıyor. Ya bakarım, bırak golü var varı. Niye iki eline çarpıyor önünde hakemin? Şimdi, niye bunu vermiyor? Bunu vermesi sonra gerekiyordu. Gerekiyordu ama bakın biz bile televizyonda bu pozisyonu işte 4 defa izledikten sonra sağ kola çarpıp çarpmadığını görebiliyoruz. İlk kolla bence el. Önünde abi. Bence kol şuraya geliyor bak, o kadar buralar işte değil. Biz 4-5 defa ya, Galatasaray'a gelince kural mural kalmıyor abi. Kural bak. Galatasaray'a geldi mi kural değişiyor. Kural çerçevesinde. Asım oldun. Kurallar çerçevesinde Allah atak başlangıç fazı. Bırak bak aynı şey. Devre dışı kaldığı için pozisyonun gol olarak geçerli bak, olması. Hocam el var mı el? Şimdi bir dakika, çok önemli. Başlangıcında el var. Tamam bitti bu kadar. Tamam bitti abi. Sonrasında bırak abi, devam kararı doğru. Hocam lütfen kesme bir şey. Tabii canım doğru. Galatasaray'a gelince yanlış, Beşiktaş'a gelince doğru. Alıştık. Arkadaşlar bir şey yapayım, ben de bir konuşayım. Fener'e gelince hep sen konuşuyorsun Emre zaten. Biraz da bir konuşalım. Tamam konuş abi, o zaman ben sonra konuşayım. Hep sen hep bir şey diyorsun, sen konuşuyorsun yani. Hep ben bir şey diyeyim diyorsun, konuşuyorsun. Biz de konuşalım abi biraz. Tamam konuş abi. Ha, iki dakika konuşalım. Tamam konuş. Bu pozisyonda aynısı Galatasaray Belhanda'nın golünde oldu. Aynı pozisyon. Anlatmasınlar. Galatasaray'a gelince kural değişiyor. Hemen normale dönüyor. Hemen hakemler inceliyor veya Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'a da geldi. Ona da aynısını uygulayacaksın. Yani bütün takımlara eşit davranacaksın. Yok. Her hafta kural değişiyor. Her hafta bir şey çıkıyor. Yok o zaman öyleydi. Şimdi böyle. Hepsi için. Yok Fenerbahçe. Evet doğru oldu. Bu savunurum. Doğru. Beşiktaş'ı her zaman savunuyorum. Hiç savunmam. Hiç. Hiç her zaman savunurum. Doğru dayanayım. Ama bu pozisyonda abicim hakem görmüş eli vereceksin. Maçın kaderiyle oynuyorsun. Kaderiyle oynayacak bir şey yok ya. Berlanda'nın şeyin Ryan Babel'in pozisyonu oldu mu köşüne kadar inceliyorsun. Ryan Babel olduğu zaman. Sevgili Evren hocam. Köşesine kadar inceliyorsun. Cenk Tosun'u anlattı adam 2 saat. Neyi anlattı? Verecek eli. Neyi verecek? Ya o kuralı bırak. Ondan önce gördüğü var ya, oynadım ben futbolu. Elime iki elime çarpmışsa abi. Vereceksin. Önünde sen niye vermiyorsun? Biz bile 4-5 defa izledikten sonra burada el olup olmadığını ancak gördük. Siz yani Evren, her şeyi görmüyorsunuz abi. Galatasaray'a gelince her şeyi görüyorsunuz. Bak Evren bu ama konuda haklı. Ama buraya geldin mi görmüyorsunuz. Kusura bakmasın Evren, bu konuda haklı. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Nasıl kardeş oldular ya? Hakem, hayır bak, hakem abi, eli görecek abi. İki tane eli görecek. 7 metre 6 metre var. Bak, bırak, eli bir de gözünün önünde oluyor. Ben hakemin yerine de baktım. Beşiktaş hep yalnızdır. Bir dakika abi ya. Bir dakika ya. Geldin gidiyoruz şampiyon Beşiktaş, şampiyon Beşiktaş. Biz de bir konuştuk, evet. Biz de bir konuşalım ya, bu ne ya? Evet tamam, devam edelim ya. Allah Allah. Konuş Emre, aynen. Ya diyorum ki Evren şurada haklı. Nerede haklı? Hakem eli görmeli, görmesi evet, gerekiyor. Ama velev ki görmedi. Görmemiş olabilir. Hani hata diyoruz ya, hakem hatası. Gördüğü hakem görmedi bak, mi? Bak velev ki o da görmedi. Ama bazı gerizekalılar diyor ki varın çağırması lazım. Hakemler hakkında... Hayır, o başka varın çağırması başka lazım diyor. Ben ona demiyorum, hakemlere demiyorum. Varın çağırması lazım diyor. Ya kardeşim... Bak kural kitapçığı var. Bir bakın ya, bir akıl öğrenin ya. Böyle saçma sapan çıkıp da var niye çağırmadı? Yok niye çağırmadı? Niye bizimkiler görülüyor? Niye bizimkiler görülmüyor? Yapmayın. Kuralı öğrenin. Birazcık okusunlar. Saçma sapan iş yapmayın. Birazcık okuyun. Milleti birbirimize düşürmeyin kardeşim. Beşiktaş bugün kazanırdı, kaybederdi. O başka mesele. Elini görmesi lazım mıydı? Görmesi lazımdı. Ya görmedi adam. Şimdi ne yapalım? Ne yapayım? Cengi otur abi, keselim görmedi ya. İşte ne oluyor? Hakemler, görmedi gitti, gol oldu abi. Hakemler ciddi anlamda var sebebiyle tembelleşiyor. Bir saniye ya. Var sebebiyle tembelleşti. Yaşar Kemal'in sefer sana uğurlu geldi. Bak, o yüzden söyletmiyorsun. Sen de iş hakemleri var ya bak. İş hakemleri falan olunca arkadaşım diye sen de hemen savun. Yaşar Kemal hemen bu sefer sıvı uğurlu geldi diye söyletmiyor. O yüzden. Ya, tamam o ayrı. Aleyhinde bir şey olsaydı. Bu tembelliktir hocam. Ertem de fena. El ya artık, el. Bunu da ben doğruya doğru göreceksin ya. Ben kurala göre konuşuyorum. Top nerede? Buna bir bakacaksın ya. Dikkat etsinler artık. Dikkat etsinler. Bir dakika. İyi konsantre olsun hakemler. Abi konsantrasyon falan yok ya. Bu işten ekmek yiyorlar. Ekmek yiyorlar. Evine ekmek götürüyorlar. Ayrıca bak bir şey söyleyeyim. Bu atak başlangıç fazla mevzusu. Çok aptalca bir kural. Dünyada gördüğüm en aptalca kural. Sana bir şey söyleyeyim. O atak bir dakika, bir atak başlangıç fazı. Bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika. Top oyundan çıkmamış. Gerizekalıca diyor, bir tanesi aptalca diyor. Bir kendinize gelin. Bunda anormal bir şey yok. Hüseyin Özbey. Bunda anormal bir şey yok. Kelimelerimizi toplayalım. Kelimelerimde ne var ya? Hayır. Yok, gerizekalıca. Yok, ya ben, benim söylediğim kelimede hiç anormal bir şey yok. Olmaz, aptalca bir kural. Olmaz, izin vermiyor. Aptalca bir kural olduğunu düşünüyorum. Olmaz, izin vermiyor. Ya niye beni kıskıyorsun? Olmaz, izin ver. Seni kıskanmıyorum. İfade özgürlüğü yok mu? Yok. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Kuralın aptalca olduğunu düşünüyorum. Altında içinde söylüyorum. Aptalca bak, bir kural. Bunu, bu şarkıyı sevgili...